Şimdi öncelikle tabii şunu söylemek lazım. Çanakkale Muharebeleri yakın çağ tarihimizin yani yakın tarihimizin en önemli olayları arasında yer alıyor. Ve her sene biliyorsunuz büyük törenlerle kutluyoruz. Her sene üzerine onlarca konuşma yapılıyor, yayın yapılıyor. Ancak sosyal medyada bazen hızla yayılan ne yazık ki yanlış bilgilerin önüne geçmekte zorlanabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi de her sene sosyal medyada sıkça paylaşılan ve Çanakkale'de askerin yemek menüsü adı altında paylaşılan birçok kişinin de aslında görmüş olabileceği üzüm hoşafı içerikli meşhur bir liste. Ancak biz Çanakkale cephesindeki askerlerimizin tuttuğu kayıtlara yani harp ceridelerine, muharebe takrirlerine, raporlara baktığımız zaman aslında olayın ya da hadisenin böyle gerçekleşmediğini çok rahat görebiliyoruz. Bakınız. Öncelikle şunu söyleyeyim, ne demek istediğimi daha iyi anlatacağım. Biz o dönemdeki belgelere baktığımızda, bakın Çanakkale cephesi ki doğrudan İstanbul'a yönelik bir tehdit, yani aslında devletin bir anlamda varlığına yönelik bir saldırı olduğu için dolayısıyla o dönemdeki iradenin en güçlü bir şekilde hassasiyet gösterdiği bir cepheden bahsediyoruz. Ve Çanakkale cephesi için günlük ortalama 300 zayiatın verildiği, bakın ciddi muharebe günleri haricinde kaydı da düşülerek günlük 300 zayiatın verildiği bir cepheden bahsediyoruz ki ciddi muharebe dediğimiz zaman işte Zığındere muharebeleri gibi bir haftada 16 bin yakın bir zayiat veya 19 Mayıs 1915 taarruzunda olduğu gibi bir gecede 10 bine varan bir zayiatın oranlarını hariç tutarak günlük 300 zayiatın verildiği bir cepheden bahsediyoruz. Ve belgeler bize şunu söylüyor. Çanakkale o kadar önemli ki insan ve cephane mevcudunun daima korunması gerektiğine yönelik emirlerle karşılaşıyoruz. Şimdi Çanakkale cephesi bu kadar önemliyken asker ve cephane noksanı mümkün mertebe tamamlanmaya çalışılıyorken askerin aç bırakılması sizce ne kadar mantıklı? Ve nitekim biz harp ceridelerine baktığımız zaman aslında o dönemde 5. Ordu Komutanlığı nezdinde kurulan menzil teşkilatı vasıtasıyla gerek Trakya'dan ve gerek Anadolu'dan Erzak'ın Çanakkale cephesine burada muharebe eden askerlerin doyurulması için taşındığını görmekteyiz. Hatta ciddi muharebe günleri dediğimiz muharebelerin tarihlerine baktığımızda yani o günkü harp ceridelerini incelediğimizde askerimizin işte etli nohut, işte zeytinyağlı bakta gibi aslında sağlıklı bir yiyeceklerle beslendiğini çok rahat söyleyebiliriz. Hatta iş bununla da kalmıyor. Tabii askerin beslenmesi, savaşma azmini koruyabilmesi açısından çok önemli olduğu için askerin günlük yediği yemeğin kalorisi dahi tabur doktorları tarafından tutuluyor. Ve bu tutulan defterler alaya ve oradan tümene gönderilmek suretiyle aslında savaşı yöneten komutanlar aslında emrinde savaşan askerin de günlük aldığı kaloriyi takip de edebiliyor. Aslında biz Çanakkale'de bu hassasiyeti de görüyoruz. Aslında olayın böyle olmadığını biz gerçek belgelere yani arşiv vesikalarına baktığımız zaman çok rahat görebiliyoruz. Dikkat ederseniz eğer en kanlı muharebelerin olduğu günde dahi askerin aslında çok iyi bir şekilde beslendiğini söyleyebiliriz. Tabii bu arada şunu da vurgulamak lazım. Tabii ki bu tip ciddi muharebelerin olduğu günlerde bazen cephe gerisinden bu yemeklerin taşınmasında sıkıntılar yaşanabiliyor. Çünkü ön hatlara giden ara yollarda bazen yaralılar nedeniyle ya da geriye taşınan yaralılar nedeniyle yollar tıkanabildiği için bazen ön hattaki askerlere yemekler geç gidebiliyor. Yani bakın askerin aç kaldığını söylemiyoruz. Çeşitli sebeplerden dolayı yemeğin geç gidebilme durumu söz konusu olabiliyor. Yani eğer Çanakkale cephesinde askerin açlığından bahsedeceksek eğer sadece gecikmeye bağlı bir açlıktan söz edebiliriz. Yoksa erzakın olmadığı ya da askerin yeterli beslenmediğini söylemek mümkün değil. İşte arşiv vesikaları da zaten bunun böyle olduğunu bize gösteriyor. Evet, askerimizin beslenmesiyle ilgili en önemli kaynaklardan birimizin harp ceridileri. Yani o dönemde burada savaşan birlikler tarafından tutulmuş kayıtlar olduğunu söylemiştik. Şimdi burada bilgisayarımızın ekranında da bunlardan bir örnek görüyoruz. Tarihe dikkat ederseniz 15.4.331 yani günümüz tarihine çevirecek olursak eğer 28 Haziran 1915 saat 7 ikamet mahalli de Zığındere. Zaten tarihe de dikkat edecek olursak Çanakkale Muharebelerinin en kanlı safhalarından biri olan Zığındere Muharebelerinin ilk günü olduğunu görebiliyoruz. Ve buraya baktığımız zaman bakın sol cenah mıntıkası kumandanı Kaymakam Mustafa Şevki Bey'in yazmış olduğu bir raporu görüyoruz. Ve burada bakın taburlar aşağıdaki şekilde iaşe edilmişlerdir diyor. Ve birinci tabur sabah etli kuru fasulye ve akşam etli pirinç lapası üzüm. İkinci tabur sabah bulgur ve konserve çorbası, akşam bakla. Üçüncü tabur etli nohut ve zeytin tanesi.
Alay 127, tabur 2, bulgur lapası ve zeytin tanesi yedikleri maruzdur diyor. Şimdi bir diğer belgemize baktığımız zaman aslında 2. Tümen Komutanı Kaymakam Hasan Askeri Bey'in yazmış olduğu bir emri görüyoruz 1. Alay Kumandanlığı'na. Tarihe de dikkat edersek, günümüz tarihiyle söyleyecek olursak eğer, 20 Mayıs 1915, yani bakın yine Arıburnu'nda 19 Mayıs taarruzunun hemen ertesi günü, ki bizim için Çanakkale muharebeleri için en azından en fazla zayiat vermiş olduğumuz günlerden biridir 19 Mayıs taarruzu. Hemen onun ertesi günü ve 1. Alay'a vermiş olduğu emrin 3. maddesine ya da 3. emrine bakarsak, Hasan Askeri Bey'in birliklerinden şunu istediğini görebiliyoruz. Efradın kafesine, yani tamamına, bakın parantez içinde siperlerdekiler de dahil, sıcak yemek yedirilerek muntazaman iaşeleri hususuna ehemmiyet verilmesi matluptur dediğini görüyoruz. Yani bakın, savaş ne kadar zorlu geçerse geçsin, idareciler yani komutanlarımız her zaman askerin yeterli ve nitelikte beslenmesi gerektiğini ısrarla vermiş oldukları emirlerde vurguladıklarını görebiliyoruz.